İsim Doktor Ahmet İnal. Erciyes Üniversitesi Farmakoloji Tıp Fakültesi Farmakoloji ana bilim dalı öğretim üyesiyim. Hem de İlk Klinik Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısıyım. Ağırlıklı olarak da klinik araştırma yapıyoruz insanlar üzerinde. Gerek aşı çalışmaları, gerek ilaç çalıştırmaları şeklinde çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz koronavirüsün ilk çıkış yeri Wuhan kenti, Çin'den çıktı ve biz buna Wuhan suşu diyoruz ilk çıkmış haline. Wuhan suşundan sonra zaman içerisinde hep mutasyonlar gelişti. Bizim bir önceki atağımız olan alfa yani İngiliz varyantında bulaşıcılık yaklaşık %50 daha fazlaydı. Bu delta'da ise yani bu aslında Hindistan varyantı delta. Delta'da bu bulaşıcılığının alfadan %60 daha fazla olduğunu görüyoruz. Yani yaklaşık ilk çıkmış haline göre %110 civarında bir bulaşıcılığın arttığını görüyoruz. Yani kapalı ortamda delta'nın bulaşma süresi yaklaşık 5 dakika olduğu söyleniyor. Dolayısıyla çok bulaşıcı bir hale gelmiş oldu delta. Dolayısıyla bizim bu delta ile beraber tüm tedbirlerimizin artması artık şart hale geldi. Tabii delta ile beraber biz zaman içerisinde şunu gördük. Yani şu andaki semptomların değiştiğini gördük. Biz ağırlıklı olarak şu anda grip semptomları da geldiğini görüyoruz. Normalde daha önce başlangıçta çok fazla grip semptomları görülmüyordu. Fakat şimdi zaman içerisinde grip semptomlarının arttığını gördük. Yani nedir bu? Baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, ateş gibi semptomların şu an çok sık olduğunu görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü hatta bununla ilgili uyarı yapıyor. Ve hatta bazı otoriteler diyorlar ki yani siz grip olduğunuzu sanıp özellikle gençlerde bu çok sık görülüyor. Test yaptırmazsanız, nasıl ben gribim geçecek diye düşünürseniz, bunun koronavirüsün yayılmasını daha çok artırdığını görebiliyoruz. Yani kişi kendini çünkü grip olduğunu düşündüğü için karantinaya almıyor. Test de yaptırmadığı için bunun tanısı da konmuyor. Dolayısıyla kendisi hafif atlatsa bile ya da grip semptomları geçirse bile başka insanlara bulaştırıcılık süresi artmış oluyor. O yüzden mutlaka eğer sizde baş ağrısı varsa, grip semptomları varsa, boğaz ağrısı, ateş gibi semptomları varsa test yaptırmasını mutlaka tavsiye ediyoruz kişinin. Eğer test yaptırır ve pozitif çıkarsa o zaman mutlaka karantinaya girmesi gerekmekte. Delta'nın şu andaki en büyük bizim için sıkıntısı bu. Yani kişilerin kendisini grip olarak zannedip özellikle gençlerde doktora gitmemesi ya da test yaptırmamaları ve bunun sonucunda yayılmasının çok arttığını görüyoruz. Mesela şimdi Delta'da hafta hafta katlayarak vakaların gittiğini görüyoruz. Yani bu tipik bir delta özelliği aslında. Yani bu İngiltere'de bu şekilde devam etti. Amerika'da bu şekilde devam ediyor. Yani delta bir hafta diyelim şu an biz 20 binlerdeyiz. Haftaya bunu 25 bin, 30 binlerde görebiliriz. Ha bunu ne engelleyebilir? Aşılama. Yani siz bu süreç zarfında eğer aşılamaya dikkat ederseniz, ne kadar çok aşılamayı artırırsanız delta'nın yayılmasını o önemde azaltabilirsiniz. Yani siz aşılama oranlarını artırdıkça bu delta'nın sayısının artmış sayılarının gittikçe azaldığını göreceksiniz. Ki İngiltere'de bunu gördük biz. İngiltere'de şu anda 50 binlerden sonra vakalar düşmeye başladı ve şu an 20 binlere düştü. Yani 50 binin üstüne çıkmadı. Yani bu şu o demek oluyor. Aşılamanın faydasını orada görebiliyoruz. Ki zaten şu anda bizim ülkemizde uygulanan aşıların da delta'ya karşı etkinlikleri olduğu gösterilmiş. Azalmış olsa bile etkinlikleri var. O yüzden insanlarımızın hemen aşılanmasını yapması lazım. Yani bir an önce bu aşılamayı bitirmesi lazım. Ki şu anda biz 18 yaş üstüne aşılıyoruz ve aşı hakları var toplumumuzun. Bu aşıyı oldukları zaman da beraberinde maske, mesafe ve temizlik kuralını uygulaması gerekiyor. Yani kişi aşıyı oldum ben, o zaman her şeyi bırakayım. Bu mantık doğru bir yaklaşım değil. Yani sizin salgın süresince maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanız şart. Özellikle bizim için sorun şurada, toplu kişilerin toplu olarak bulunduğu yerler. Nedir bu? İşte düğünler, işte cenazeler gibi bu tür törenlerde yani özellikle insanların toplu yaşam kurallarına uyması gerekiyor. Biz bunu hep görüyoruz. Şu anda maalesef en büyük sorunumuz Türkiye'de bunları yerine getirmemek. Yani siz düğüne gidiyorsunuz, maske takılmadığını bariz şekilde görüyorsunuz. İnsanların temas ettiklerini, maske, mesafe, temizlik kurallarını uygulamadığını bariz şekilde görüyorsunuz. Ve bunların sonucu da bu vakaların arttığını gittikçe göreceğiz ki eğer bu şekilde devam ederse daha da vakaların arttığını göreceğiz biz. Virüs en büyük özelliği insandan insana bulaştıkça kendi canlılığını devam ettirmesi.
Yani bu ne kadar çok bulaşırsa bu virüs o kadar çok hayatımızda kalır. Bunu unutmayalım lütfen. Yani virüs bulaştığı sürece canlılığını devam ettirir. Ne zaman ki bulaş biter, virüs de biter. Biz virüsü bulaştırdığımız sürece biz onun canlılığını aslında bir nevi yol açıyoruz. Biz ne yapacağız o zaman? Virüsü bulaştırmamaya çalışacağız. Yani ben işte bulaştırsam ne olacak? Bana işte bulaşmışsa herkese bulaşsın mantığı. Bu da çok yanlış bir mantık maalesef. O yüzden öncelikle siz eğer bu salgını bitirmek istiyorsanız virüsün bulaşını engellemeniz gerekiyor. Bu da her zaman dediğimiz gibi maske, mesafe, temizlik kuralından başka bir kural yok bunda. Ha şu var, bazı ortamlarda bu maskelerin daha kalın şekilde kullanılması gerekebiliyor. Gerekirse N95 maskenin kullanılması lazım. Gerekirse çift kat maskenin kullanılması lazım ki bu bulaşları azaltalım. Çünkü şu anda Almanya'daki vaka sayısı mesela 2000'lerde, bizim çok çok altımızda. İki tane faktör var burada. Bir, aşılamayı çok iyi yapıyorlar. %50 yaklaşık şu anda aşılaması Almanya'nın yapılmış durumda. Çift doz. Ve maske, mesafe, temizlik kuralını kapalı ortamda özellikle çok iyi bir uygulama yaptıklarını görebiliyoruz. Yani siz Delta varyantının Almanya'daki artış hızını daha düşük bir şekilde görüyorsunuz bunu yaptığınız zaman. Mesela İngiltere'de bunu görmedik. İngiltere'de onlar da aynı şekilde bir anda tüm kuralları bıraktığı için hızlı bir şekilde vaka artışlarını gördük biz. Yani hızlı bir şekilde 50 binleri gördük ve aşının faydasını gördük daha sonrasında. Vakalar biraz daha düştü. Biz de şu anda bu vaka artış döneminde özellikle hem aşılamayı hızlandırırsak hem de bu kurallara uyarsak daha iyi bir sonuç alacağımızı bariz şekilde görebiliyoruz. Ama eğer bu kurallara uymazsak bu maalesef hayatımıza olumsuz şekilde yansıması mümkün görünecek. Benim diyeceğim şu, aslında hep başından beri söylediğimiz temel kurallarımız belli. İnsanların dünyada aslında yeniden bir şey bulmuyoruz. İnsanların nasıl bunu engellediği dünyada örnekleri var. Bakın Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerde vaka sayılarının çok düşük olduğunu görebiliyoruz. Yani Yeni Zelanda'da yaklaşık vaka sayısı 1-2 civarında şu anda. Ortalama 7'lerde gidiyor. Bakın tüm ülkede söylüyorum ben size bunu. 7 civarında. Avustralya'da 20 civarında vaka var. Yani bu düşük vakanın sebebi de şu. Bu aşılamayla bunu yapmadılar bunlar, öncelikle onu söyleyeyim. Bunlar önceki kuralları uyguladılar. Sıkı bir şekilde bu toplumsal kuralları iyi bir şekilde uyguladılar. Şimdi de aşılamaya geçiyorlar. Bizim maalesef şu anda hem aşılamayla beraber iki kuralları bir anda uygulama şartımız var. Yani hem aşılamayı yapmamız lazım hem de kuralları iyi bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Şu anda bence en büyük sorunumuz maskeye karşı bir insanlardaki bir iritasyon oluşması. Sıcakla beraber biliyorsunuz yaz ayları da geldi. İnsanlar maskeyi hemen çıkartalım istiyorlar. Yani maalesef keşke böyle bir imkan olsa da çıkartabilsek ama şu yakın aşamada maskeyi çıkartmanın doğru olduğunu düşünmüyoruz. Yani ben şu anda sabahleyin işe gelirken de gördüm, mesela hastaneye gelirken insanların birçoğunda maske yoktu. Yani toplu taşıma araçları hariç, kendi özel araçlarında yanlarında birisi de olsa hep maskesiz. Ve dışarıda çıktığınız zaman da birçok insanı maskesiz görüyorsunuz. Bizim maske kullanma alışkanlığını devam ettirmemiz lazım belli bir süre daha. İstesek de istemesek de maalesef başka şansımız yok. Çünkü bu artış hızıyla beraber gittiği zaman da bu bulaşlar artacak. Maskeyi ne kadar çok şu anda takabilirsek bizim için o kadar iyi. Başka şansımız olsa da keşke bunu yapabilirsek yani. İnsanlar istiyor ki işte maskeyi bir an önce çıkaralım. Yani bu şöyle bir şey. Siz aşılandığınız zaman %100 korumuyorsunuz. Yani aşıların Delta'ya karşı koruyuculukları diyelim ki %80 civarında. Değişkenlik gösteriyor. Her aşınınki farklı çünkü. %20 demek siz aşıya rağmen hastalanabilirsiniz demek. Aşının en büyük faydası ne olabilir? Burada sizi yoğun bakımdan koruyabilir, işte ölüm halinden koruyabilir ya da hastaneye gitmekten koruyabilir. Bu oranlar aşılanlar çok çok düşük. Yani şunu söylemek lazım. Delta'dan ölümlerde çoğunlukla %95'in üzerinde kişilerin aşısı olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli bir şey aslında. Yani %95'ten fazla kişi aşılanmamış ölenlerin ve yoğun bakıma girenlerin. Dolayısıyla aşının bariz bir şekilde yoğun bakıma girmeyi engellediği ve bariz bir şekilde de ölüme karşı da koruduğu ya da oranları çok çok düşük tuttuğu görülüyor. O yüzden yani aşılandım ben %100 korunurum. O mantık doğru değil. %100 olsa o zaman maske çıkarın deriz zaten biz. Aşılanmanıza rağmen mutlaka maske takmanız bizim için şart. Bizim bakın şu anda ben 3 tane aşım var. N95 dahi takıyoruz. Ki bu mutlaka korunalım diye.
Müzik